Tasarım Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu anda ekranda görmüş olduğunuz logonun yapımını göstereceğim. Fakat videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasın arkadaşlar. İzleyicilerin %92'si abone değil. Bazı kanallarda %50'si olur %40'ı olur. Bizde %92'si abone değil. Arkadaşlar 1300 abone olduk. Bunun için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar videomuzda Logist Adam'ın GFX pekini kullanacağız. O, o peki de indirmek istiyorsanız açıklamalardaki kanalın linkine gidebilirsiniz. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar CTRL'e N tuşuna bastığınızda e, bizim e, logo e, sayfamız geliyor. Şurası geliyor. Buradan arkadaşlar sizde büyük ihtimalle son kullandığınız öylelerde yoktur. Varsa da oradan zaten bulabilirsiniz. Resim ve ilustrasyona giriyorsunuz. Ve buradan bine binlik piksel ızgarayı alıyorsunuz ve oluştur diyorsunuz. Daha sonra böyle bir sayfa geliyor önünüze. Arkadaşlar ben size aşağıda açıklama kısmında bir e, iki tane link vereceğim. Pardon 3 tane link vereceğim. Ee, şunları indireceksiniz. Ba Pardon şuraya girmeyecektim. Evet, Bu arka planı vereceğim. Ve iki tane de PNG dosya vereceğim. Bunları gidip ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından. Bunun PCD'sini vermeyeceğim arkadaşlar. Ee, o yüzden sormayın yorumlarda. Ee, PCD'si var ama vermeyeceğim. Ee, daha sonra arkadaşlar. Bir şey daha ekleyeceğiz. Şu şekilde geri geliyorum. PNG dosyasıyla giriyorum ve buradan noktacıklar adını verdiğim şeyi buluyorum alıyorum arkadaşlar ben bu üçü de üçünü de yani arka planı şu noktacıkları ve birazdan ekleyeceğim kadın fotoğrafını da Discord sunucusundan buldum siz de hala Discord sunucumuza katılmadıysanız aşağıdaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum ve yorumlara koyduğum linkten katılabilirsiniz Şimdi şu noktacıkları kaplama yapıyorsunuz arkadaşlar pek bir şey değişmiyor ama değiştiğini görebiliyorsunuz yani çok yakınlaşırsanız görebiliyorsunuz şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar GFX pack'imize giriyoruz ve buradan en üsttekini gizliyoruz zaten gizle diye yazmış. Daha sonra biraz aşağı indiğimizde arkadaşlar ışınlar ve lensler klasörünü görüyoruz. Buradan ellips klasörünü katmanını açıyoruz ve kendi sayfamıza atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu buraya koyduktan sonra Ctrl T yapıyoruz ve bunu ortalıyoruz şu şekilde. Tik işaretine bastıktan sonra elipsin üstüne iki kere tıklıyoruz arkadaşlar ve katman stili sayfamız açılıyor. Birazdan açılır evet. Sonra arkadaşlar hangi renk yapacaksanız dış ışımayı o renk yapın. Ee, ama hangi renk yapacaksanız o rengin en açık renginde yapın bu dış ışımayı. Siz tabii ki de farklı renklerde de yapabilirsiniz arkadaşlar bu logoyu. Daha sonra bunu koyu e, koyu kırmızı diyecektim, e, koyu yeşil yapıyorum şu şekilde. Bunu da açık yeşil yapıyorum. Şu şekilde şuradan açık yeşil yapıyorum arkadaşlar ve tamama tıklıyorum. E, elipsimiz gördüğünüz gibi açık yeşil hale geldi. E, şimdi arkadaşlar buraya yazımı ekleyeceğim, kadını ekleyeceğim, hatta direkt kadını ekleyelim. Şuradan gördüğünüz gibi şu kadın fotoğrafını ekleyelim. Bunlara bir isim vermekte zorlanıyorum. Arabaya araba demişim tamam da büyük noktacıklar demişim falan. Bu PNG'lere isim vermekte zorlanıyorum. Değişik değişik isimler koyayım. Bu arada atamamışım onu. Şu şekilde atayım bir daha. Evet resmimiz geldi. Şu an pek kaliteli gözükmese de. Şöyle bir koyalım. Sonra CTRL T yapalım. Ve bunu büyütelim. şu şekilde Öyle iyi midir? Biraz daha küçültelim. Instagram'da da zaten bunu post olarak attım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Gayet güzel bir şey oldu. Beğenmeyi de unutmayın. Daha sonra kadının üstüne iki kere tıklıyorsanız kadın katmanına İlk kere tıkladıktan sonra önünüze gene katman stili sayfası açılıyor arkadaşlar. Buradan gölge veriyorsunuz. Gölge ayarları şunlar arkadaşlar. Uzaklık 4, yayılma 42, boyut 42, opaklık %100, karışım modu çoğaltta. Bunları yaparsanız şu arkadaki gölgeyi elde edebilirsiniz. Tabii ki de kendinize göre gölgede yaratabilirsiniz arkadaşlar. Bu size bağlı bir şey. Daha sonra arkadaşlar GFX pack'imize giriyoruz ve buradan e, bu elipsi kapatıyoruz. Pardon, şu şekilde elipsi kapatıyoruz. Işınlar, ışınlar e, de kapatıyoruz. Daha sonra buradan yazı stilleri Pekini açıyoruz ve üçüncü peke giriyoruz. Bu üçüncü pekten ben ilk önce şu beyazı alacağım arkadaşlar. Beyaz ikinci miydi? Evet. Beyazı alıyorum. Ve buraya koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde T harfine tıklıyorum ve yazı aracım geliyor. Buraya e, büyük harflerle kadınların yazıyorum. Zaten logoda ne yazdığını siz e, tam yıldan biliyorsunuz. Kadınların evet doğru yazmışım. Ve CTRL T yapıyorum. Bunu biraz küçültüyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet. E, pardon kadınların olmayacaktı bu. Kızlarındı onu unuttum. Kızların. Bir değişik geldi arkadaşlar. Ben de diyorum... Ee, neden değişik geldi? Evet. Şu şekilde bunu büyütüyorum ve buraya e, koyuyorum pardon. Şu şekilde buraya koyuyorum tam ortalayarak. Daha sonra bunu e, katmanın çoğaltıyorum ve buradan tamam diyorum arkadaşlar. Daha sonra e, kızların kopyanın üstüne iki kere tıklıyorsunuz ve katman stili sayfamız açılıyor. Buradan dış ışımayı açık yeşil yapıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. En açığından yapıyorsunuz. Degrede kaplamayı da şu şekilde yapacağız. Ee, şuradan koyu açık bir yeşil yapalım. Şu şekilde. Ee, burayı da açık bir yeşil yapalım. Şöyle. Evet. Ee, şurası biraz bozuldu. Evet. Şöyle düzeltebiliriz. Burayı koyu bir yeşil yapıyorsunuz. Şu şekilde. Koyu bir yeşil. Daha sonra burayı açık ve en sonunda koyu olarak devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, evet. Şurayı da hemen ee, koyu bir yeşil yapalım. Evet. Ee, yazımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bunun rengini değiştireceğiz. Ay rengini diyorum e, ismini değiştireceğiz. İç sesi yazıyorum ben buraya. Ve tik işaretine basıyorum. Ve buradan Ctrl e T diyorum. Bunun boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet. Bu şekilde koyduğumda logom tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.